Tarım Şurası vesilesiyle çiftçilerimizle buluştuk ve hasret giderdik. Hem tarım sektöründeki bugüne kadar yaptıklarımızı anlattık, hem de çiftçilerimize yeni müjdeler verdik. Ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. İnşallah bir yeni adım daha atacağız. O da şu: Tarım Kredi Kooperatifimiz yoğun bir şekilde inşallah Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak şöyle gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak ve bu sayıyı daha sonra da artırmaya devam edecek. Fiyatlardaki ucuzluk, istikrar tarım kredi kooperatiflerinin bu mağazalarında inanıyorum ki halkım için çok çok önemli bir çıkış olacak, çok çok önemli bir adım olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da önce İSEDAK toplantısında İslam dünyasına mesaj verdi. Ardından da MÜSİAD Dijital Gelecek Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dış hem de iç politikaya yönelik mesajlarla doluydu dün. Dün birisi çıkmış. Güya Türk tarımının nasıl bittiğini, battığını, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da alakasının, ilgisinin olduğunu hiç mi hiç bilmiyor. Söylediği her şey yanlış. Kullandığı her rakam yanlış. Verdiği her bilgi yanlış. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlasını destekleme ödemelerine tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. Ülkemizde 2002 yılında tarımsal destekleme ödemeleri için 1,8 milyar lira kaynak kullanılmışken bu rakamı önümüzdeki yılın bütçesinde 22 milyar lira olarak belirledik. Biz bu gafillere rağmen hedeflerimize dört elle sarılmaya, ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CNN Türk'te hafta sonu programında Hakan Çelik'in konuğuydu. Barajlarımızdaki son durumu anlatalım. Nedir efendim İstanbul, Ankara, İzmir gibi özellikle büyük şehirlerdeki barajlardaki doluluk oranları? Korkmasınlar. 3,5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağış olmasa daha iyi. Ve güzel haber. 3,5-4 aylık. Evet, 3,5-4 aylık suyumuz var. Bunu hangi bölge için söylediğimizi İstanbul bir kez için, özellikle söylüyorum. İstanbol için 3,5-4 aylık suyumuz var. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde gidip ıspanak satın alıp evlerinde bunu rahat bir şekilde yiyebilirler mi? Bu yabani otlardan tamamen kaynaklıdır. Bilgi kirliliği maksatlı veya kendilerini öne çıkartmak gayretiyle bazıları işte efendim bunda zehir var, şu var, bu var. Biz 620 çeşit pestisit zehir kalıntısıyla alakalı analiz yaptırdık laboratuvarlarımızda bunu. En ufak bir şey yok. Bu tamamen yabani ot kaynaklı. Pakdemirli dünyada bir ilk olan büyükbaş hayvanlara takılan küpeden söz etti. Bu projeyle büyükbaş hayvanların takip edildiğini söyledi. Aşağı yukarı Türkiye'deki döl verimini %10 arttırabilir bu cihaz. Bu da %5 hayvan sayısını arttırabilir. Uygulanmadı mı bu başka bir yer? Bu dünyada bir eşi daha yok. Bunu yazalım. Evet, dünyada bir eşi daha yok. Zaten. Tarımsal kalkınmaya destek amacıyla 50 milyon avroluk hibe programı başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı'nda yeni hibe paketini açıkladı. İPART kapsamında 5 sektör desteklenecek. İPART 2 kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 50 milyon euro yani 320 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Yatırımların 1 milyon 250 bin euro ile 3 milyon euroya kadar olan kısmına yani 8 milyon lirayla 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız. Destek oranı gerçek ve tüzel kişilerde %40, kooperatifler ve üretici örgütleri için %50 olacak. Projelerini hazırlayıp sunmak isteyen üreticilerimize yani sizlere 2 ay süre veriyoruz. Başvurular 2 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na yapılacak. Öğretmenler adına 1 milyon fidan toprakla buluştu.
İzmir'de Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de öğrenciler ve öğretmenlerle fidan dikti. İzmir'de Öğretmenler Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Öğretmen ve öğrenciler fidan dikti. 2002'de ülkemizin yaklaşık dörtte biri ormanlık alanken bugün ülkemizin üçte biri ormanlık alandır. Ve böylelikle toplam ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırmış oldu. Gençlerimiz hem öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladılar, hem de bir yandan da öğretmenlerine çok güzel bir armağan vermiş oldular. Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. Bir Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşmuş, Çorum'da ise bir saat içinde dikilen 303.150 ağaçla rekor kırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dünya rekorunun tescil belgesini Başkan Erdoğan'a takdim etti. Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı değerli izleyenler. Sağlığı tehdit edenlerle savaş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıda seferberliği başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda çok hassas. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde başlatılan gıda denetimleri devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gıda denetimleri yapılıyor şu dakikalarda. Her ilin gıda, il, orman, tarım ve orman il müdürleri sahada, devredeler, incelemeler, denetimler yapılıyor tüm yurtta. Tarım ve Orman Bakanlığı ürün bazlı gıda denetimlerine unlu mamullerle devam etti. Önce et, ardından süt ürünleri denetlendi. Bu kez sıra unlu mamullerdeydi. 81 ilde 7500 denetçi fırın ve imalathaneleri mercek altına aldı. İşletmeler didik didik edildi. Sağlığa aykırı ürün satanlara ceza yazıldı. Son kullanım tarihi belli değil. Son tavsiye edilen son tüketim tarihi belli değil. Nerede üretildiğini bilmiyoruz. İzlenebilirliği yok bizim için bu ürünün.